5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü Ankara'da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Etkinliği Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile kısa adı ESAM olan Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi düzenledi. Kan ve gözyaşının sorumluları kimler? Ankara Ataköşk Otel'de düzenlenen etkinliğe Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Sayrus Saccat Gazi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ve çok sayıda davetli katıldı. Keşmir'in kaderinin en son olarak halk tarafından belirleneceğini beyan etmişizdir. Keşmir. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda önce açılış konuşmaları yapıldı. Evet, bu dönemde yeryüzünü batılı emperyalistler şekillendirdi. Haritaları onlar çizdi. Keşmir'in kaderinin en son olarak halk tarafından belirleneceğini beyan etmişizdir. Biz bu sözü sadece Keşmir halkına değil ama bütün dünyaya verdik. Bu sözden geri dönmeyeceğiz ve geri dönmeyiz. We will not. Açılış konuşmalarının ardından etkinlik alanında uzman akademisyenlerin katıldığı panelle devam etti. Keşmir sorununun çözüm yollarının masaya yatırıldığı panele Profesör Doktor Oya Akgönenç, Profesör Doktor Sencer İmer, Profesör Doktor Seyfettin Erol'la araştırma görevlisi Aydın Güven katıldı. Kolonyal dönemin bir hediyesidir. Pakistan'da Keşmir sorununa dikkat çekmek için her yıl 5 Şubat 1989'dan bu yana Keşmir Dayanışma Günü düzenleniyor. Her sene 5 Şubat, Hindistan işgali altındaki Cammu ve Keşmir halkıyla Dayanışma Günü olarak anılıyor.